Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Amerika'da fare sorunu. Diyeceksiniz bu konu nereden çıktı? Buraya gelen pek çok insan bize ulaşıp ya siz bu fare sorununu nasıl hallediyorsunuz? Bizim evden fare çıktı ya da işte çevremizdeki yakınlarımızın evlerinden. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Biz de bu yüzden bu videoyu çekmek istedik. Biliyorum hepiniz şimdi fare kelimesini duyduktan sonra tüyleriniz diken diken oldu. Ama Amerika'da buna kanıksanmış bir durum var. Bizim hani sokaklarda böyle kediye köpeğe alışık olduğumuz gibi onlar da farelere alışmış durumdalar ilginç bir şekilde. Özellikle kuzey eyaletlerde yani eski eyaletlerde daha çok görülüyor. New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania ya da büyük kentleri düşünün. Chicago, New York City gibi. Ama tabii yine Amerika'nın genelinde de böyle bir fare sorunu var. Fare olmayan yerde de başka şeyler var yani. Bazı arkadaşlar diyor ki falanca yerde oturuyoruz. Biz burada öyle bir sorun yok. Kocaman bir ülke. Her eyalet bambaşka. İklim değişiyor, koşullar değişiyor. Her şey değiştiği gibi böyle tür sorunlar da değişebiliyor. Örnek verelim. Florida'da da kertenkele gibi bir sorun var. İnsanlar bundan müzdarip oluyor. Zaman içerisinde bunların hepsine de alışıyorlar. Şimdi fare deyince bizde ne vardır? Bir böyle küçük fındık fareleri vardır. Bir de böyle büyük sıçan dediklerimiz o büyük farelerden vardır. Hani çok fazla fare çeşidi bizim ülkede olmadığı için bunları biliriz. Burada farenin kitabını yazabilirsiniz. O kadar çok çeşit fare var ki isimlerini ezberlemeniz bile zaman alacaktır. Büyükten küçüğe kadar bir sürü kemirgen hayvan var. Aslında baktığınızda sokaklarda gezinen sincap da bir fare türü diyebiliriz. Onlar da bir tür kemirgenler. Ama onlar en sevimlisi. Şimdi bizim bahsedeceklerimiz o sevimsiz olanlar olacak. Ya sadece o büyük olanlardan bahsetmeyeceğiz. Biraz da hani küçük fındık fareleri var ya. Bence kadınlar için o da çok sevimli olmayacaktır. Değil mi? Farenin hiçbir türünü sevmeyiz. Ya zaten işte buradan hareketle bizim genel olarak bakış açımız nedir? Fare bizim için hem sevimsizdir hem de hijyen anlamında çok kötüdür. Yani evimizin bir köşesinden çıktığı zaman çığlıklar atarız biz. Yani korkarız. Aslında hayvan da senden korkuyor ama biz onun o pisliğinden dolayı birazcık da İğreniriz yani. O bizi uzak durmamıza neden olur. Şimdi burada aslında o kanıksandığı için biraz önce Meltem'in dediği gibi birçok şeylerine de yansıyor. İşte biz yıllardır izliyoruz Tom ve Jerry. Fare çok sevimli bir hayvan olarak orada gösteriliyor. Evin içinde başka bir ev oluyor yani farenin evi oluyor. O kadar sevimli hale getirirler ki biz bile Tom'a düşman oluyoruz yani zamanı geldiğinde. Burada tabii birazcık alışılmış. Hatta küçük fareler, fındık fareleri evlerinden çıktığı zaman bazen ev sahiplerine söyleniyor. Yani diyorlar ki evden fare çıktı. Onların sorduğu soru şu: kaç tane çıktı? Sen dediğin zaman onlara ya 2 tane gördüm. Bir şey değilmiş diyor adam çünkü buna göre çok büyük istilaya uğraması lazım evin. Yani belki yüzlerce olması lazım ki bu büyük bir sorun olsun. Halbuki biliyorsunuz fare çok çabuk üreyen bir hayvan. 1 tane 2 tane olması demek arkasından da belki yüzlercesinin gelmesi demek. Ama böyle bir anlayış var. Genellikle bizde anlayış şudur. Hani eski bir evde çok varlıklı olmayan insanların yaşadığı evlerde bu sorun daha çok olma eğilimindedir ya da öyle anlaşılır. Ama inanın burada milyon dolarlık evlerde bile böyle bir sorun olabiliyor. Sadece eski evlerde olduğunu düşünmeyin. Yani fakir semtlerde falan olduğunu düşünmeyin. Hemen hemen her yerde var. Çünkü buradaki evlerle ilgili biz bir bilgi vermiştik hatırlarsanız. Evler ahşaptan yapılıyor. O ahşabın içinde çok kolay bir şekilde bunlar saklanabiliyor. O saklanmalarından dolayı da rahat rahat hareket ediyorlar. Daha büyük olanları, o hani sıçan tarzı olanları zaten o duvarları falan delip geçiyor. Hatta beton duvarlar bile onları çok fazla engelleyemiyor. Özellikle o ahşap evlerde çatı katları ve basement dediğimiz bodrum katlarında onların yuvaları olur yani. O yüzden oralara çok özellikle dikkat etmeniz lazım ev tutarken. Mesela Manhattan manzaralı böyle penthouse'lar var. Gerçekten kiralarının falan çok yüksek olduğu yerler. İnanın oralarda bile fare sorunu var. Tek farkı bu fare sorunuyla mücadele eden firmalar var. Onlara ekstra para ödeniyor falan. Onları da anlatacağız birazdan. Burası kapitalist bir ülke olduğu için her şey paraya dönmüş durumda. Bir fare sektörü de var burada. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Tabii bunları sadece evlerde varmış gibi düşünmeyin. Ya birçok mekanda, restoranlarda, hatta alışveriş merkezlerinde her yerde fare sorunu var. Onun için zaten gittiğinizde fare kapanlarını görürsünüz. Yani bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar ama ya o kadar çok oluyor ki mücadele etmekte imkansız olabiliyor bazen. Bir örnek vereyim. Ben yıllar önce bu buraya geldiğimde bir yerde çalışıyordum. O kadar büyük bir popülasyon var ki yani o dükkanın içerisinde o fındık farelerinden resmen orayı istila etmişler. Tabii bir şekilde mücadele ediyorsun. Kapan kuruyorsun, işte o yapışkanlar var, yapışkanları koyuyorsun. Yani firma da geliyor, kendi kapanlarını kuruyor. İşte size bir şekilde akıl veriyor, şöyle yapın, böyle yapın diye. Şimdi her gün belki, ben abartmıyorum, 5-6 tane yakalanıyor. Ya kapana kısılıyor ya da o yapışkana yapışıyor. Bir şekilde yani hayvanları yakalıyorsunuz ama o kadar fazla ki bitmiyor. Belediyeden denetlemeye geldiler dükkanı. Aha dedim, bittik. Yani kesin dedim bu dükkanı kapatırlar, biz de tatile çıkarız. Geldi şimdi yetkili, geziniyor. Hatta onun geldiği anda da yapışkanın bir tanesine yapışmış böyle duruyor. Daha zaten yapışkana yapışan ölmüyor. Hani evet, o orada duruyor. Onu katlayıp matlayıp atıyorsun. Onu gördü, tamam mı? Allah dedim, bittik. Yani en azından onu görmese belki dedim yırtarız. Yani bir tane iki tane gördük, o yüzden bu önlemleri aldık falan deriz. Geldi aşağılara indi. Yine aynı şekilde aşağılarda bir sürü kapanlar falan filan. Geldi sonra dedi ki, siz dedi önlemlerinizi almışsınız kardeşim dedi. Güzel güzel koymuşsunuz kapanları falan, o yüzden sorun yok. Nasıl ya dedim. Yani bunlar her yerden çıkıyor. Adam da bunun farkında. Deniz tabii şeyi bekliyor. Uğur Dündar görüntüleri gözünün önünden geçiyor. Aynen. Yani kesin diyor, mühürü vuracaklar ve kapanacak burası. Ya çok şaşırmıştım. Adam geldi dedi ki, ya kardeşim siz önleminizi almışsınız. Önlemleri almazsınız, bunlar buralarda takılmaya devam eder, o zaman yapacak bir şey yok. Ya bizde olması mümkün mü bunun? Ne derler? Kardeşim sen bu sorunu hallet, ondan sonra dükkanını aç. Yani orayı mühürlerler. Burada öyle bir şey yok. O yüzden dışarıda yemek cidden burada riskli aslında. Yani birçok yerde Popeyes'a gidersiniz, Popeyes'ta var. Atıyorum bir hamburgerciye gidersiniz, var. Yani aklınıza ne geliyorsa, neresi geliyorsa muhakkak orada o sorun var. Hiç mi yok yani böyle tertemiz olan? Elbette vardır ama biz genelden bahsettiğimiz için bunları söylüyoruz. Hatta biz bir keresinde ilk geldiğimiz zaman işte bu Anthony Burden'ın gittiği bir tane burgerci vardı. Ona gidelim dedik, hani ondan, onu da çok yakından takip ediyorduk rahmetli. Neyse gittik, çok popüler. Popülerliğinden ilk önce bir araba kuyruğu bekliyorsunuz. Arabadan indikten sonra bir de kasa kuyruğu bekliyorsunuz falan. Ciddi bir kuyruk var. Gittik, yedik. Oturduğumuz masa falan da zaten iğrenç, leş gibi masa. Normal şartlarda Türkiye'de olsa kimse oturma masada yemek yemez. Eşim ben yemeği bitirene kadar hiçbir şey söylemedi bana. Yedik, doyduk. Doyduktan sonra diyor ki, ya söylemedim sana ama dön dedi, şu arkana bakar mısın dedi. Ya burada neler vardır. Şöyle bir kafamı çevirdim. Mutfak tarafı biraz gözüküyor. Ya orada var ya, fareler cirit atıyordur. O kadar leş, o kadar pis. Yani o ama kadar kötü bir alandı ki. Önünde insan kaynıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Bizim yani oralarda içine mümkün değil, girmezsiniz o dükkanın. Semtine uğramazsınız ya, yani. Ya kesinlikle. Hani salaş diyoruz ya bizde, salaş mekan ama güzeldir falan. Bu salaşın ötesi bir şey. Evet evet. Buradaki salaş kavramı maalesef biraz aynen, daha bizim anlayışımızın ötesinde. Ya bu kadar anlattık, belki bir gün çekeriz orayı. Aslında gider gitmez de ben geri çıkacaktım ama madem geldik bu kadar da bir tadalım dedik. Öyle bir gaflette bulunduk. Bir daha olmaz herhalde orası. Bir de bununla ilgili mesela en çok insanların mesela gelip de burada turist olarak geldiklerinde fotoğraf çekildikleri noktalardan bir tanesi neresidir? New York metrosudur. Orası böyle ikonik fotoğraf çekilme alanlarından birisidir. Orada bile yani bu New York'un göbeğinden bahsediyoruz. Sarayların içinde gezinen farenin haddi hesabı yoktur. Ya orası zaten bence yuvası. Evet. Şeyden bile hatırlayın ya, Ninja Kaplumbağaların ustası Splinter mıydı? Evet. Nerede yaşıyordu? Hatırlayın, o metro istasyonunun işte o dehlizlerinde falan yaşıyordu. Aynen. O artık işlemiş yani damarlarına, onu filmlerine bile konu ediyorlar. Öyle bir durum var. Şimdi bu fare problemleriyle ilgili kurulmuş fare şirketleri var. Biliyorsunuz burası kapitalist bir ülke. Dolayısıyla da her şey paraya dönüştürülmüş durumda. Nasıl ki evlerinizde çim biçmek için bir şirketle anlaşıyorsunuz, ağacınızı kestirmek için bir şirketle anlaşıyorsunuz. Aynı bunun gibi fare sorunu varsa bir fare firmasıyla anlaşıyorsunuz. İş yerinizde ya da evde neredeyse. Bunlar düzenli olarak gelip oralara fak kuruyorlar, zehirli yem atıyorlar. Bir şekilde onu kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Bu arada bu güzel de iş fikri. Burada en çok kazanan iş kollarından bir tanesi. Çünkü fare biliyorsunuz çok çabuk ürüyor. Onun da böyle kökünü yok etmek çok zor. O yüzden fare firmaları da düzenli olarak geliyor, yemini koyuyor, gidiyor, fakını topluyor, gidiyor falan. Böyle sonsuz bir döngünün içindeler. Sadece tabii böyle mücadele eden ekipler, hani hayvanları öldürüyorlar bir şekilde, fareleri yok ediyorlar ya. Bazı insanlar da bu konuda çok duyarlılar. Öldürmek istemiyorlar. Amazon'da en fazla satılan fare kapanlarından bir tanesi onları öldürmeyen, hatta bir şekilde ucuna yemini bırakabileceğiniz, suyunu koyabileceğiniz, en azından orada yakalandıktan sonra birkaç gün yaşayabilmelerini sağlayan bir kapan var. İnsanlar o şekilde yakaladıktan sonra hayvanı alıyorlar, uzak bir yere bırakıyorlar. Çünkü onun da yaşam hakkı var diyorlar. Tırnak içinde söylüyorum. Duyarlı insanlar da var. Fare sorununun ne kadar ciddi olduğunu biraz daha anlayabilmeniz için şundan örnek vereyim. New York City gibi yani pahalı, Aynı zamanda ikonik, yani birçok turistin akın akın geldiği bir yerden bahsediyoruz. New York City'de 2 milyon farenin varlığından söz ediliyor. Rakamın ciddiyetini düşünebiliyor musunuz? So everybody's heard about the super rats that are in Gotham now, right? Well, today the mayor said he has a solution. You ready for this? Super cats. Bununla ilgili birkaç ay önce New York Belediye Başkanı Adams çıktı televizyona. Dedi ki biz böyle bir birim açıyoruz. Kemirgenlerle mücadele birimi ve buna da ilk defa bir müdür atıyoruz. Zaten böyle bir birim olmadığı gibi böyle bir şeyin müdürü de yokmuş şimdiye kadar. Let me be the first to turn over to you our new rat czar. Kathy, come say a few words. You'll be seeing a lot of me and a lot less rat. Bu atadıkları müdür altına ekip arkadaşları arıyor falan. İşte New York City rat catcher arıyor. Yani işte fare. Ya fare yapabileceğiz diyoruz da aklınıza öyle küçük fındık fareleri gelmesin. Çok büyük, yani neredeyse bir kedi kadar onun boyutunda hayvanlar bunlar. Zaten şeylerde görüyorsunuz bazen o metro istasyonlarında, yani korkarsınız öyle büyük hayvanlar. Evet, özellikle New York City'nin böyle akşamları böyle bir çöp saati vardır. O saatleri de çok akıllı oldukları için biliyorlar. O çöpleri karıştırmaya falan çıkıyorlar. Bayağı caddede cirit atıyor yani fareler. Esasında dünyanın birçok yerinde, büyük şehirlerde, özellikle böyle kalabalık, eski yerleşim, hani yenilenemeyen büyük şehirlerde böyle bir problem var. Ya ama son yıllarda ciddi bir artış olmuş. Biraz önce Meltem'in dediği gibi o kadar fazla popülasyonları artmış ki, yani 2 milyon bunların da tespit edebildikleri, yani 2 milyon. Artık nasıl saydılarsa. Öyle yani, tek tek saymıyorlar tabii ama popülasyonu az buçuk tahmin ediyorlar. 2 milyon deyip yuvarlıyorlar. Aslında belki daha fazlası var. Yani açıklamayı yapıp da belki insanları infiale uğratmak istemiyorlar. Bununla ilgili belediye başkanı dedi ki başlangıç olarak 3,5 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. İşte bunlarla ilgili zehirleyenler, telli kamyonetler falan, böyle yakalamak için gerekli olan tüm ekipmanlar, laboratuvarlar, test yapmak için hani bunları nasıl yakalarız, nasıl hapsederiz, nasıl yok ederiz gibi. Dediğimiz gibi bu işte müdürü atadı. Altına da rat catcher dedikleri işte fare yakalayıcıları falan aradılar. Bir dönem ilan verdiler. Sonrasında bu işe başladılar. Artık ne zamana yok ederler, yok edebilirler mi? Çok da emin değiliz ama. Ya aslında sadece böyle resmi kurumların atadıkları insanlar da yok. Yani bazı insanlar gönüllü olarak hayvanlarıyla çıkıyor, fare arıyorlar evet, sokaklarda. Evet. Bunu görev edinmiş insanlar var. Herkes sıkıntılı. Hiç kimse istemiyor. Ne kadar da olsa hastalık taşıyan bir hayvan. Kim ister ki yani onunla aynı yerde yaşamak? Maalesef böyle sıkıntılar olabiliyor. Buradakiler her ne kadar alışsa da bizim Türkiye'den gelen insanımız çok alışık olmuyor. O yüzden de zaten bununla ilgili bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Normalde İstersen... bu değil mi yani? Hani neyi normal bunun? Gelip de hani onlarla birlikte yaşamak mı? Değil. Tabii bize uygun değil o. Hijyeni seviyoruz yani toplum olarak. Evimize bile biliyorsunuz ayakkabılarla girmeyiz. Bunlar patır kütür ayakkabılarla giriyor. Biraz hijyen konusunda gevşekler. Hijyen konusu mu, doğaya müdahale etmemek mi, artık hepsi bir arada. Ya doğaya müdahale etmiyorsun da pislik içinde de yaşayamazsın yani. Hani bu ciddi sorunları beraberinde getirecek bir şey. Kolera, tifo, bilmem ne, yani bunların hepsinin nedenlerinden bir tanesi bu fare, kemirgenler. Bu konuya da değinmişken son olarak da istersen buraya gelen arkadaşlar işte evlerinde böyle bir fare sıkıntısı yaşadığında ne yapmalı ya da yaşamadan ne yapmalı, biraz onlardan bahsedelim. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eşim biliyorsunuz 2007 greencard kazananı, biz ailece sonradan buraya geldik, yerleştik. Öncesinde eşim buraya çok sık gelip gittiği için o dönemlerde bu fare sıkıntısını benden çok daha önce öğrendiği için biz buraya geldiğimizde taşındığımız evde ilk yaptığı işi size anlatayım. Bu yeni taşınacak olanlara da fikir olsun. Geldiğimizde duvara giren bütün boruları, tesisatları ne kadar varsa, lavabonun altından tutun, doğalgaz borularının gittiği yerler, elektrik kabloları, duvara giren ne kadar delik varsa diyeyim, onların hepsini tek tek tıkadı. Yetmedi. Hatta ben ne yapıyorsun bu kadar da abartma demiştim ama iyi ki de abartmış. Mutfak tezgahlarını komple çekti. Tezgahları söktü. Hepsinin arkasında olan bütün delikleri komple tıkadı ki zaten biz o dolapları açınca gördüğüm deliklere inanamadım. Şöyle delikler vardı. Onların hepsini tıkadı. Dolayısıyla da biz fare sorunu yaşamadık. Ama bunları yapmazsanız yaşayacaksınız. Kimisi işte kapan kuruyor. Kimisi o dediğim yapışkandan falan. Ama bunların hepsi geçici çözüm. Yani... Hatta koku falan da böyle işte şu kokuya gelmiyormuş fare diye koku falan da koyuyorlar ama oho. Valla ne yaparsanız yapın muhakkak geliyorlar. Çünkü olay onların neye gelip gelmediği değil. Bunlar yaşam alanı arıyor kendisine. Bir şekilde sen uyurken evde takılıyorlar ya da bir yiyecek mesela dışarıda bıraktınız ya da dağınık bir ortam bıraktınız. Oralara gelip takılıyor bunlar. Ben de gelir gelmez ne yaptım? Bütün her yeri açtım. Evin neresinde delik varsa tıkadım. Tıkarken de normal silikon veyahut da köpük gibi şeyler kullandığınız zaman içerisinde onu aşındırıyorlar. Yani o kemirgen oldukları için onları kemiriyorlar. Daha fazla kullanmanız gereken şey bulaşık telleri var ya, yoğun telli olanlar. Onları sıkıştıracaksınız oraya. Uzman konuşuyor. Aynen. Yani başka şeylerle de tabii ki sıkıştırabilirsiniz ama en etkili gördüğüm şey o. Biz geldikten sonra bu eve, oturduğumuz yere her yeri tıkadım. O yüzden bizim evden çıkmadı ama yaşadığımız binanın basement'ında ya da çatı katında kapanlar görüyorum. Çünkü bizim bina da o firmalarla çalışıyor. O yüzden siz de benim evimde çıkmaz demeyin. Buralara geldiğinizde muhakkak evinizin bütün her yerini kontrol edin. Eşya almadan önce muhakkak bunları yapın. Eğer yapmazsanız sonradan mücadele etmesi çok zor oluyor. Çünkü o sonradan uğraşacağınız sistem, yani işte fak kurma falan sadece geçici olacak. O anlık sizi kurtaracak ama kökünü bitirmeyecek. Kökünü bitirmek için muhakkak ilk girdiğinizde bizim yaptığımız gibi daha böyle yataktı, koltuktu almadan önce her tarafı tıkamanız lazım. İnsanoğlu tabii ki de doğası gereği her türlü ortama alışıyor. Yani fareli bir evde yaşıyorsanız muhtemelen belli bir süre sonra farenin varlığına da alışacaksınız. Ama çocuğunuz vardır ya da işte eşinizle beraber geldiniz, eşiniz cidden bundan çok fazla korkuyordur. Bu sefer huzursuz olursunuz. Girdiğiniz gibi geri çıkmak zorunda kalırsınız o evden. Benim gibi böyle bir de buraya gönülsüz geldilerse bayağı zor olacaktır ikna etmek. Tabii yani hatta buraya alışma evresinde gelenlerin geri dönmelerine bile sebep olacak sorunlardan bir tanesi bu bence. Ya ev değiştirelim, ya eyalet değiştirelim ya da olmadı artık memlekete dönelim falan diyen bile var. Tabii ki de şimdi bazı arkadaşlar yazabilir, ya bizim eyalette böyle bir sorun yok ya da sorabilirsiniz her yerde bu böyle mi diye. Aslında biraz önce Meltem'in anlattığı gibi eski eyaletlerde, eski yerleşim yerlerinde, buralarda daha fazla olan bir problem. Her yerde olacak diye bir şey yok. Gözünüz korkmasın. Buradaki yaşamla ilgili problem olabilecek şeylerden bir tanesi. O yüzden de bu konuyu sizinle paylaşalım istedik. Uzun yıllardır burada yaşadığımız için sıradan bir konuydu ama ilk defa buraya gelecekler için ilgi çekici olduğunu düşündüğümüz bir konuyla karşınızdaydık. Umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.